Geliyor, Türk geliyor. Oh. geldi benimle, baya güzel. Yaslent hoş geldin oğlum sen iki sene askerlik mi yaptın Yaslent? Konuyu <laughs> görmedim neydi? Kari haber ajansı. En sevdiğin pozisyonu peki abi? Ee, David'in pozisyonu vardı ya böyle bole vurdu amına koyayım. O. Bitcikom'un sunduğu tarihi haber ajansından iyi akşamlar sayın seyirciler. Sizler için tarihin tozlu raflarından derlediğimiz en çarpıcı <laughs> haberlerle karşınızdayız. Son zamanlarda hayatımıza giren bir icat alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Onun adı para. Muhabirimiz sizler için Lide bölgesine gitti ve parayı bulan şahıs Mahsun Karaca ile çok özel bir gözlere büyük olanın ne büyük olur? bilgim yok. Yani röportaj gerçekleştirdi. Önceden benim maaşım ayda iki eşekti. Üç ayda bir de beş tane tavuk ikramiye alıyordum. Hadi tavuklar neyse kesip yorsun da eşek dolu. Dedim bu iş böyle olmaz. Bizim bu taka sistemi yerine bir birim bulmamız lazım dedim ve parayı buldum. Yani bu para dediğimiz kavramı inovatif bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu parayı bulduktan sonra basmaya başladım. Ama nasıl biliyor musun? Bastıkça basıyorum, bastıkça basıyorum. Çünkü kökü para büyük, olan olan büyük, BDDK... büyük olanın Ne büyük Merkez bankası da benim, BDDK. büyük olanın. Ben de bir ayağı büyük olanım var. Bilmiyorum. Bu tarz soruları hani bilsem paylaşırım da bilmiyorum bilgim yok da benim. Kafama göre takılıyorum. Şimdi bu parayı bas 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 bas. Ev bir ton para doldu. E elime de ilk defa toplu para geçiyor. Dedim ben bunu nasıl değerlendireyim? Önce bir evimi arabamı kenara koydum. Yalnız ben bastıkça baktım paran değeri düşüyor. Meğerse yanlışlıkla enflasyonu da bulmuşum. O zaman dedim ne yapayım? Param değer kaybetmesin. Gittim hepsini bitcoin'e yatırdım. Ulan bu mahsun ne var ya? Parayı buldu hemen bizi unuttu. Eskiden yediğimiz <laughs> içtiğimiz ayrı gitmezdi be. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Parayla saadet olmaz. Er ya da geç anlayacak paranın mutluluk getirmediği ama iş işten geçmiş olacak. Ya millet arkamdan konuşur işte parayı buldu da götü kalktı da falan filan. Resmen paranla rezil oluyorum ya. Ama görürüm ben onları. Bütün dünya bu paranın köpeği olacak. Yara büyük olan ne büyük mü olur? Allah Allah. <laughs> Ters denklem bu. Hocam yani ne, neyi sormak istiyorsun hocam? Sen onu sor ben bildiğim kadarıyla anlatayım yani. Yara büyük olan ne büyük olur? Bakıyorum. Kolu uzun oluyor. Elleri büyük. <laughs> Anladın mı? şu <laughs> hafiften hani böyle ne mi ayakları falan büyük oluyor. Bilmiyorum ki başka yani. Göbekli oluyor hafiften. Hadi bakayım. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Kilikya bölgesinde bir sahte para operasyonu düzenleyen polis piyasaya sürülmeye hazır on binlerce sahte para yakaladı. Şimdi operasyona ait görüntüleri izliyoruz. Çıldıracağım bak oraya koltuk çıkıyor yazıyorlar hala. Oğlum siz manyak mısınız lan? <laughs> timur saldır oğlum Timur. <laughs> Bana böyle bir hayvan lazım işte. Yapınca böyle yapacak ama sırmayacak böyle sıkıntı verecek. Hocam siz kafayı yediniz mi ya? Yalan mı abi diyor. Harry Potter. parasızlıkla ne yapacağız? Hayır. Anlayayım para değil parasızlıkla o zaman anlayayım mı? Gençlere buradan mesajım var. Kendilerine bizi örnek almasınlar. Çalışıp kendi paralarını kendisi kazansınlar. Tamam mı? Gündemimize acı bir haberle devam ediyoruz. Dünyamıza çarpan dev bir göktaşının sebebi Nerede kaldı ya bu göktaşı? Yüz binlerce dinozor telef oldu. Muhabirimiz Ayberk Olgay, olay yerindeki vatandaşların duygularını aktardı. Dün gece saat 3 sularında arkamda görmüş olduğunuz bölgeye dev bir göktaşı düştü ve dünya üzerindeki bütün dinozorlar yok oldu. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte mahalle sakinlerinin görüşlerini alalım. Vallahi ben gece yatıyordum, güm diye bir ses çıktı. Dedim herhalde Maganda'nın biri yine silah sıkıyor, kafayı vurup yattım. Sabah bir kalktım, tüm dinozorlar ölmüş. Vallahi kim yaptı seninle koluna sağlık? ları ne zararı vardı ya? Hayır bizi koruyordu burada en azından yabancılar geldiği zaman saldırıyordu. Zehirlediler hayvanları, Telef ettiler ya. Vallahi biz belediye zehirledi diyebiliyoruz yani. Uzaylılar Kuş, nerede ben hala bekliyorum sen dedin diye. Bıktık ya. Gelecek var, hocam sen bir Güven olur. gelecek abi. Çarbek kekli severler Telegram grubuna tartışmaya girdik de merak ediyoruz. Bunun deliği hareket ettirebiliyor musunuz? Dünyanın sadece %0.03'ü yapabiliyor musunuz sadece? O bir yalandı ya. Ya Olan bak beni şekilden şekle sokma şu an. Yayınla. Ben Yapam yapıyorum. Yapabiliyorum ya sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Uzaylılar inşallah geldiğinde de Anladım onlarda kıyafet giyinme falan daha oturmamıştır inşallah da gelirler böyle daldaşak buralarda gezerlerse de böyle bakarsınız amına koyayım. çocuğumuzu, çocuğumuzu sürüyorlar. Geçen benim kaynım yediler ya. Bakın bir keresinde ne oldu? Çarşıya gidin dedim yontma taş halim. Tam şurada bak raptorlar önümü kesti. Canımı zor kurtardım. <laughs> Dedim bu köşeden kaçayım. Şu arkada... O değil de uzaylar... Uzaylılar değil. Dinozorların olduğu dönemi de bir merak ediyorum. Keşke bir CD'si olsa, bir kaseti olsa, bir taksak izlesek amına koyayım ya. <laughs> Harbi söyleyeyim yani. Gerçi ama insanlıktan çok önce yaşamışlar. Doğru mu? Doğru da ben şimdi geçmişten ben sana bulayım dinozor devrinden görüntüler. Hadi oyuna geçelim o zaman. Oyuna geçelim abi. Geçelim hadi. Ne oynuyoruz? Real Madrid'in ne yaptı öyle ya abi? Harbi adapaz salmada. Dün Reddit'e baktık ya. Abi. Ne oynayalım ya? Aa şu pasta paroladan var mı lan? Yine oynayalım onu, bugününkünü. Var var, günlük yenileniyor atayım. Tamam bugünün yarışmacım kim olsun bugün? Karaman grafik. <laughs> Bir tane doğru yapamayacak, o derece iyi kaldı. Karaman. Hazır mısın Karaman? Karaman hazır mısın? Hey sen, videonun burasına <laughs> kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, <laughs> yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.